Merhabalar arkadaşlar, AC Yayınları Biyoloji ders anlatım föylerinden 6. da bugün Duyu organlarının geri kalan kısımları kulak, dil ve burunu işleyeceğiz. Evet, kulak için kulağımız dış, orta, iç kulak olmak üzere 3 bölümden meydana gelir. Kulağımızda hem işitme duyusu alınırken hem de denge duyusu alınır. Hem işitme duyusuna ait reseptörler bulunacak hem de denge duyusuna ait reseptörler bulunacak. Evet kulağımızın dış kulağında kulak kepçesi ve kulak yolu bulunur. Kulak zarıyla orta kulaktan ayrılır. Kulak kepçesi sesi toplayarak kulak yoluna verir. Kulak yolu da ilerleyen ses dalgalarını kulak zarını titreştirerek orta kulağa geçirmiş olur. Orta kulağa baktığımız zaman Orta kulak, dış kulak ile iç kulak arasında kalan bir boşluk, bir tünel olan kısım. Kulak zarı dış kulağa kulak zarı ile dış kulağa üzengi kemiği ile de iç kulağa östaki borusu ile de yutağa bağlanır. Östaki borusu iç ve orta kulak arasındaki basıncı dengeleyerek kulak zarının yırtılmalı, yırtılmasını engeller. Orta kulakta bulunan çekiç, örs bunlar şekillerinden dolayı bu isimleri alıyorlar. Çekiç, örs, üzengi kemikleri biz bunlara orta kulak kemikleri ya da işitme kemikleri de diyoruz. Bunlar kısa küçük kemiklerdir. Kulak zarındaki titreşimleri iç kulağa taşır. Kulak zarının işitme kemiklerini hareket ettirmesi set, sesin şiddetini artırır. Evet burada kemiklerin görevi kulak zarına kadar gelen sesi kemiklerde şiddetinin artırılmasıdır. İç kulakta ise işitme ve denge duyusuyla ilgili birbirinden bağımsız iki bölüm bulunur. Denge ile bölümde yarım daire kanalları 3 farklı eksende Yarım daire kanalları bulunacak. Ampula, kupula, tulumcuk, kesecik ve otolit taşları dediğimiz kısımlar bulunacak. Ve bunların içerisinde ise endolent sıvısıyla dolu olmuş olacak. İşitme bölümüne baktığımızda ise işitme bölümünde oval pencere, yuvarlak pencere ve salyangoz dediğimiz kohlea, salyangoz dediğimiz bölümler bulunur. Kohlea üst üste katlanmış yaklaşık 2,5 tur atmış bir yapı. Vestibular, timpanik ve kohlear dediğimiz 3 ayrı kanaldan oluşur. Vestibular ve timpanik kanalların içi perilenf denen sıvıyla doluyken kohlear kanalda ise endolenf sıvısı vardır. Bu kohlear kanalda işitme sinirleriyle bağlantılı korti organı bulunur. Buradaki yani kulaktaki işitme e, reseptörlerinin bulunduğu yer korti organı. Yani buradaki en önemli kısım korti organı dediğimiz bölüm. Kulağımızın şekline baktığımızda bakın kulak kepçesi burası dış kulak, şurası kulak yolu ve kulak zarına kadar gelecek ses kulak zarından çekiç, örs ve üzengi kemiklerine aktarılacak. Bu kemikler isimlendirilirken demiştik ki e, şekillerinden göre dolayı bu ismi alıyorlar. Daha sonra buradan gelen ses dalgaları oval pencereye oval pencereden perilem sıvısına vestibular kanaldan timpanik kanaldan en son yuvarlak pencereye gelerek ses titreşimleri son bulacak. Ama kohleadaki kohleadaki korti organındaki sinirler yoluyla da buradan beyne kadar ses iletilmiş olacak. Diğer taraftan ise yine iç kulak dediğimiz bölümde yarım daire kanalları kesecik, turuncuk gibi yapılar ve otolit taşları bulunacak. Şurada da kohleanın yani o salyangoz dediğimiz bölümün içindeki kanalları görüyoruz. Önce yukarıda oval pencere ile bağlantılı vestibular kanal ve bu kanalın aşağıdan devamına da timpanik kanal diyoruz. Bu iki kanalda perilen sıvısı bulunurken şu orta bölümde ise kohlear kanal var ve bu kohlear kanalda ise endolenf sıvısı bulunur. Tabi bu kohlear kanalın bu yan tarafındaki kort organı buradaki en önemli kısımdır. Yani işitme ile ilgili reseptörler nerede bulunur desek kort organı diyeceğiz. Buradaki en önemli kısım burası. İşitme olayı kulak kepçesi tarafından toplanan havadaki ses dalgaları kulak yolu aracılığıyla kulak zarına iletilir. Titreşen kulak zarı çekiç, örs, üzengi kemiklerini hareket ettirir. Üzengi kemiğinin oval pencereye vurması ile oluşan titreşimler vestibular kanaldaki perilen sıvısında dalgalar oluşturur. Timpanik kanal boyunca ilerlerken kohlear kanaldaki korte organını uyaran bu dalgalar yuvarlak pencereye geldiğinde artık ses kaybolur. Korte organındaki işitme hücreleri aldığı uyartıları işitme sinirlerine verir. Sinirler sinirler bunları Değerlendirmek üzere beyindeki işitme merkezine kadar götürür ve ses beyindeki işitme merkezinde ses olarak algılanır. Evet, burada yine şekil üzerinde e, dış kulaktan kulak kepçesi sesleri topluyor. Kulak yolu üzerinden kulak zarı ile çekiç, ört, üzengi kemiklerine oval pencereden yukarıdaki perilem sıvısını aktarıyor. Perilem sıvısından şöyle bir tur atıp vestibular kanaldan sonra yine timpanik kanal üzerinden geliyor ve en son yuvarlak pencerede ses son buluyor. Bütün mesele bu vestibular kanal ve timpanik kanalda ilerlerken korti organını kıbraştırmaları. Tor, e, bu korti organında korti organında Buradaki en önemli hücrelerimiz işte şu kıl tipli mekano reseptör hücreler. Mekano reseptör hücreler. İşte bu hücreler ses dalgalarında oluşan titreşimleri impulsa dönüştürüp işitme sinirlerine aktaracak. Oradan da beyne kadar ulaştırılacak. İşitmenin aşamalarına bakalım. Önce ses hava ile kulak kepçesine, ardından kulak yolundan kulak zarına geliyor. Buraya kadar havada iletim sağlanıyor. Yani gaz halinde. Buradan işitme kemiklerine çekiç, örs, üzengi kemiklerine aktarılıyor. Buradan ise artık katıda ilerliyor. Ve Oval pencere üzerinden dalız denen bir uzantı vasıtasıyla vestibular kanalı aktarılıyor. Bundan sonraki ilerleyiş sıvıda bir ilerleyiş. Yani ses havada ilerledi ardından katıda ilerledi kemiklerde sonra sıvıya aktarıldı. Vestibular kanal timpanik kanaldan geçerek kort organını titreştirecek. Korti organındaki kıl tipleri mekanoreseptör hücreler bunları elektrokimyasal uyartıya yani impulsa çevirecek. İmpuls duyu nöronlar üzerinden ta beyindeki işitme merkezine kadar ulaştırılacak ve orada işitme olayı beynin işitme merkezinde ses olarak gerçekleşecek. Denge olayına baktığımızda vücut hareketlerinin pozisyonunun ve dengesinin algılanmasında iç kulağın yarım daire kanalları, tulumcuk ve kesecik bölümleri rol oynar. Tulumcuk ve kesecik, kesecikte bulunan otolitler. Otolitler dediğimiz pirinç büyüklüğünde taşlar yer çekimine veya doğrusal harekete göre pozisyon algılamamızı sağlar. Yarım daire kanallarının ampula bölgesinde bulunan Kupula adı verilen jelatin yapılı herhangi bir yönde yapılan açısal hareketi algılar. Kupula ve otolit taşlarının hareketiyle uyarılan denge kılları. Evet, yine burada kıl tipli mekanoreseptör hücreler var. Denge kılları vücut duruşundaki değişiklikleri beyinceye kadar ulaştırırlar. Evet şuradaki kohla dediğimiz bölüm burası sesle ilgili bir bölüm. Ama geri kalan diğer kısımlar ise denge ile ilgili bölümler olacak. Denge ile ilgili bölümlerde ne var? Bir kesecik var. Bir turuncuk var. Ve tulumcuğun üzerinde yarım daire kanalları var. Bu yarım daire kanalları 3 farklı eksende. Şu şekilde önden arkaya doğru ve bir de şu şekilde. Yani 3 farklı eksende x, y ve z eksenlerinde 3 yarım daire kanalları var. Ve bu yarım daire kanalların keseceğin tulumcuğun içerisinde de yine endolenf sıvısı bulunmakta. İşte burada dengenin izlediği yolda bizlere bunu söylüyor. Vücut duruşu değişimi olduğu zaman iç kulakta endolemf sıvısının hareketi gerçekleşiyor. Endolemf sıvısının hareketi bu kupula ya da otolit taşlarının hareketini sağlıyor. O zaman denge kılı hücrelerinde elektrokimyasal değişim yani impuls ortaya çıkıyor. Bakın burada şu kupula dediğimiz yapılar o endolemf sıvısının içerisinde hareket ettiğinde bu kıl hücreleri hemen bunu impulsa dönüştürüp Nöro, duyu nöronlara aktarıyor. Böylece beyinceye e, ulaş getirilmiş oluyor, uyartı ve beyincik e, kasları yönlendirerek dengeli kas faaliyetlerini sağlayarak sonuçta dengeyi sağlıyor. Evet etkinliğimize baktığımızda sesin algılama sürecinde kulaktaki kısımların görev alma sırasını yazınız demiş. E, o zaman hemen Şöyle bir bakalım. Evet, sesin algılanmasında önce kulak kepçesi, sonra kulak yolu, sonra kulak zarı. Kulak zarından kemiklere. Bunlar nedir? Çekiç, örs ve üzengi kemiklerine. Kemiklerden sonra oval pencereye aktarılacak Oval pencere bunu artık sıvıya aktarıyordu. Kanalımızın adı vestibular kanal. Vestibular kanaldan sıvı içerisine devam edip bir müddet sonra ters dönerek timpanik kanala gelecek. Ve timpanik kanaldan yuvarlak pencereyi titreştirerek ses son bulacak. İşte bu vestibular kanalda ve timpanik kanalda ilerlerken bu korti organında bulunan reseptör hücreler. Korti organındaki reseptör hücreler sesi impulsa dönüştürecek reseptör hücreler. Ardından duyu nöronlar aktarılacak ve oradan da beyindeki işitme merkezine gitmiş olacak. Evet etkinliğimizde sesin e, algılanma sürecinde izlediği yollara bir bakmış olduk. Kulak kepçesi, kulak yolu, kulak zarı, çekiç, ört, üzengi kemikleri, oval pencere, vestibular kanaldaki sıvı, timpanik kanaldaki sıvı yani perilen sıvısı. En son yuvarlak pencerede, pencerede ses titreşimleri kayboluyor. Vestibular kanal ve timpanik kanalda ilerlerken oluşan dalgalanma ile korto organındaki reseptör hücreler bunu impulsa çeviriyor. Ardından duyu ve işitme merkeziyle son buluyor. Örneğimize bakalım. İnsanda işitme sürecinde rol oynayan yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Yani yanlıştır söylemiş bize. Diyor ki timpanik kanalda sıvının timpanik kanalda sıvının dalga hareketi şeklinde yuvarlak pencereye çarpan ses dalgaları kaybolur. Evet, yuvarlak pencerede ses dalgaları kayboluyor işitme sinirleriyle beyne taşınan ses dalgaları talamusa uğradıktan sonra beyin kabuğunun merkezine ulaşır diyor. Evet koku hariç hepsi talamusa uğruyordu. Kohlear kanalda bulunan korti organı, buradaki en önemli kısım burasıydı. Sesi elektrokimyasal enerjiye dönüştürür. Evet buradaki reseptör hücreler bu işi yapıyordu. İşitme kemikleri mekanik hareketiyle, işitme kemiklerinin mekanik hareketiyle yani birbirlerine tak tuk tak vurmalarıyla oval pencereye aktarılan ses vestibular kanalda sıvının dalga hareketine dönüşür. Tamam bu da doğruydu. Kulak zarı kulak zarı sesin şiddetini artırarak diyor. Sesin şiddetini artıran kulak zarı değil. Sesin şiddetini artıran kemikler. Onun için burada bir yanlışlık var diyoruz. Bize de yanlışı sorduğuna göre yanlış olan A şıkkı olacaktır. Evet, gelelim duy organlarından dile. İnsanlar özelleşmiş epitel hücrelerinden oluşan tat reseptörleri sayesinde tatlı, tuzlu, ekşi, acı ve beşinci tat duyusu olarak da lezzet yani umami e, tatlarını algılayabilirler. Bir nesnenin tadının algılanabilmesi için Evet, burası önemli. O maddenin tükürükte çözünmesi gerekir. Tat tomurcukları şeklinde organize olan reseptörler ağız ve dilin değişik bölgelerine yayılmıştır. Dildeki tat tomurcuklarının çoğu papilla denen çıkıntıların üzerinde bulunur. Bu papillalar Hani dilimize böyle yakından baktığımızda dilimizin üzerinde böyle pütür pütür yapılar göreceğiz. Kimisi ipliksi, kimisi mantarsı, kimisi çukur böyle çanaksı. İşte bu yapılara papilla diyoruz. Bu papillaların taban kısımlarında da tat tomurcukları var. Tat tomurcuklarının içerisinde de tadı alan, tat uyarısını alan reseptör hücreler bulunuyor. Yapılan araştırmalar tat maddesi düşük derişimdeyken, Tat maddesi düşük derişimdeyken her tat tomurcuğunun 5 temel tat uyarısından bir tanesine en fazla yanıt verdiğini göstermiştir. Bununla ilgili birazdan bir örneğimiz olacak. Bunu biliyor musunuz kısmına bakalım. Tat, sıcaklık ve koku beyinde beraber çalışan bir merkez tarafından yorumlanır. Bu tip merkezlere genelde hipokampüs diyoruz. Tat, sıcaklık ve koku beyinde beraber çalışan bir merkez tarafından yorumlanır. Bu nedenle kokunun alınamadığı durumlarda tat duyusunda da tam olarak alınamaz diyor. Yani aslında bir damak lezzeti dediğimiz bir olay var. Damak lezzetinde bunlar beraber kodlandığı için herhangi birisinde eksiklik olduğunda o aradığımız lezzeti bulamıyoruz. Yani damak lezzetinin oluşması için bunu hafızaya alınırken tadıyla, sıcaklığıyla, kokusuyla beraber kaydediliyor. Dolayısıyla bu üçünden e, herhangi birisi eksik olduğunda, mesela koku eksik olduğunda kişi oradaki lezzeti tam olarak alamıyor. Dilimizin şekline baktığımızda aslında dilin her yerinde her tadı algılayan reseptör hücreler var. Ama e, yoğunluk bakımından dilimizin ön kısmında tatlı ön yanlarda tuzlu, arka yanlarda ekşi ve dilimizin daha arka yani yüteğe ya yakın bölgesinde ise acı tat algılanmaktadır. Şuradan bir e, tat tomurcuna baktığımızda tat tomurcumuzun içerisinde böyle hücreler var destek hücreleri. Onun yanı sıra içerisinde işte acıyı, umamiyi, tatlıyı tuzlu veya ekşiyi alan reseptör hücreler var. Bakın bunlardan kimyasal maddeler tükürük içerisinde çözünecek. Çözündüğü zaman bu reseptör hücrelere kadar ulaşabilecek. Reseptör hücrelere ulaştığında burada birebir temas gerçekleştiğinde bakın şu sarı renkli olan tuzlu ve ekşi alan reseptör hücre ne yapmış? Hemen oraya bir aracı madde salgılamış. O aracı maddenin salgılamasıyla Sonuçta impuls duyu nörona aktarılmış olacak. Tat duyusunun izlediği yola bir bakalım. Tükürükte çözünen kimyasal madde tat tomurcuğuna ulaşacak. Buradaki reseptör hücrelerde impulsa dönüşecek ve reseptör hücreden e, duyu nöronlara o da talamus üzerinden en son e, beyin kabuğundaki uç beyindeki tat merkezine iletilmiş olacak. Orada tat algılanacak. Duyu organlarımızdan burnumuza baktığımızda burun solunum organı olmanın yanı sıra aynı zamanda koku alma organıdır. Yani hem bir solunum organı, hem bir hem de koku olarak bir duyu organı. İçerisinde burun kılları, burun kanalları, işte kan damarları, kan damarlarınca zengin e, mukoza ve koku alma hücreleri yani reseptörleri bulunur. Burun kılları ve mukus salgısı havayı filtreler. Yani havayı aynı zamanda temizler. Koku alma hücreleri. Evet, reseptör hücrelerin bulunduğu kısım. Yani burnumuzun en önemli kısmı. Buradaki en önemli kısım burun boşluğunun üst kısmında yer alır. Yani burnumuzun tavan kısmında oraya renginden dolayı biraz sarımtırak bir rengi olduğu için sarı bölge diyoruz. Evet, nasıl gözde sarı benek önemli bir bölge ise nasıl e, dilimizde tat tomurcukları işte kulağımızda korte organı ise burnumuzdaki buradaki en önemli kısımda sarı bölgedir. Sarı bölgede koku reseptörleri e, destek doku hücreleri ve bazal hücreler bulunur. Bu destek hücreleri reseptör hücrelerinin beslenmesinde ...ve diğer işlerde onlara destek verirken... bazal hücreleri ise bölünerek... ...bölünme yeteneğinde olduğu için... ...yeri destek hücrelerini oluşturur. Evet, şu burnumuzun görseline baktığımızda... ...şöyle burun boşluğuna giren hava... ...burnumuzun iç tarafı... E, ...ıslak bir zemin şeklinde... ...duvarları ıslak bir şekilde... ...ıslak olması hem gelen havayı nemlendiriyor hem de içindeki tozların tutulmasını sağlıyor. Aynı zamanda kan damarlarınca zengin olduğu için de gelen soğuk havayı bile ısıtıyor. Ve yine burnumuzun iç kısmının duvarlarının ıslak olması yani mukus maddesinin olması gelen havayla beraber içindeki koku moleküllerinin bu mukusla çözünmesini sağlayacak. Çözünen koku molekülleri şu tavan kısmındaki e, koku epiteli içerisinde bulunan reseptör hücreleri uyaracak ve bu reseptör hücrelerin uzantıları buradaki burun kemiğini geçerek, bakın onun büyütülmüş hali şurada yan tarafta var. Buradaki koku epitelleri şu koku silleri sayesinde koku moleküllerini bir bizzat birebir temas ederek bunları algılıyor ve impulsa dönüştürüyor. Sonra koku soğancındaki koku sinirlerine aktararak buradan talamusa uğramadan direkt koku merkezine uç beyine ulaştıracak. Koku reseptörleri özelleşmiş iki kutuplu sinir hücreleridir aslında. Kafatasındaki kemiklerin içine gömülüdür. Uçlarından burun boşluğuna doğru çok sayıda sil uzanır. Koku maddelerinin bu siller tarafından algılanabilmesi için mukusla çözülmesi zorunludur. Evet burada koku moleküllerinin mukusa çözünmesi zorunlu. Havanın burunda ısıtılması koku maddelerinin mukusa çözünmesini ve algılanmasını da hızlandırır. Yani buradaki sıcaklık aynı zamanda çözünmeyi de hızlandırıyor. Çözünme hızlanınca algılanma da hızlanmış oluyor. Koku maddelerinin algılanması ile oluşan uyartı reseptörlerden koku soğancığına oradan da beyin kabuğundaki temporal loba ulaşır. Ha, talamustan geçmez. Burasını hep soruyorlar dedik. Koku reseptörleri derideki sıcak ve soğuk reseptörler gibi çabuk yorulur. Evet, çabuk yorulur çünkü bu sayede sürekli aynı koku algılanmaz. Sürekli impuls üretilip durulmaz. Bu da canlının bir enerji tasarrufu yapmasını sağlar hem de ortama adaptasyon sağlamasını sağlar. Bu şekilde o kötü koku olan yerde kişi uzunca bir müddet kalabilir rahatsız olmadan. Kokunun izlediği yola bakalım. Havada yayılan koku molekülleri burun delikleri üzerinden burun boşluğuna geliyor. Burun boşluğunda hem hava temizleniyor, hem nemlendiriliyor, hem ısıtılıyor. Sarı bölgede koku molekülleri mukus içerisinde çözünüyor. Yani buradaki uyarıcımız kimyasal bir uyarıcı. Ve kemoreseptörler bunları algılıyor ve koku soğancındaki duyu nöronlar üzerinden tala e, talamusa uğramadan talamusa uğramadan uç beyindeki koku merkezine ulaştırılıyor. Evet etkinliğimize diyor ki dil kulak ve burunda bulunan reseptör çeşitlerini bu reseptörlerin bulunduğu bölgeleri ve algıladığı uyarı çeşitlerini sırası ile yazınız diyor. E, dilimizde bulunan reseptör çeşidi kimyasal uyarıları algılıyor. Kimyasal uyarıları algılayan reseptörler kemo reseptörlerdir. Ve bulunduğu yer neresidir bunun? tat tomurcuğudur. Nasıl bir uyarıyı algılıyor? Kimyasal bir uyarıyı algılıyor diyor. Kulak ve duyma demiş. Kulak ve duymada da. Kulak mekanik uyarıları aldığı için biz buna mekanoreseptör diyoruz. Titreşimleri algılıyor. Dolayısıyla bulunduğu yer bunun korti Organıdır diyoruz. Evet. Korti organı. Korti organı. Uyarı şekline dedik. Mekanik uyarıları alır dedik. Sonra aynı şekilde yine mekanoreseptörler var. Nerede var? Kulakta yine denge ile ilgili bölümde var. E burası işte neydi? Kesecik. Tulumcuk. Ve yarım daire kanalları da bulunuyordu. Ve buradaki yine uyarı şekli ise mekanik bir uyarıydı. Gelelim buruna. Burunda ise kimyasal reseptörler var. Ve burunda bu kimya, kemo reseptörlerin bulunduğu yer sarı bölge. Tavan kısmında bulunan sarı bölge kısmı. Ve nasıl bir uyarı alıyor? Kimyasal uyarıyı alıyor. Etkinlik 2'de ne diyor? Maddelerin koku ve tadının algılanma sürecinde izlenen yolları sırası ile yazınız diyor. Evet. Koku molekülleri algılanmasında izlenen yola bir bakalım. Koku molekülü önce sarı bölgeye gelecek. Sarı bölgede kemo reseptör hücre ardından duyu nöronu aktarılacak koku soğancığından. Sonra da hiç talamusa uğramadan uç beyindeki koku merkezine gitmiş olacak. Tatta ise durum nasıl? Tatta yine o kimyasal madde yani tat maddesi, kimyasal madde mukusla çözülmeli. Aynı kokuda olduğu gibi. Ardından papillaların taban kısmında bulunan tat tomurcuğuna gelmeli. Ve tat tomurcuğundaki kemoreseptör bunu impulsa dönüştürmeli. Duyu nöronla beraber talamus'a uğrayarak talamus üzerinden uç beyindeki tat merkezine varmalı. Etkinlik 4'te ise doğru ve yanlış olarak işaretleyiniz diyor. Birincisine bakalım hemen. Birincisinde insan kulağı hem denge hem de eşitme duyusuna ait reseptörler bulundurur diyor. Bu doğru. İkincisine demiş. Koku maddeleri sarı Kısmı doğru buraya kadar doğru ama benek demesi işi yanlış yapmış. Çünkü sarı benek nerede bulunuyor? Sarı benek gözde bulunuyor. Oysa buradaki kısım sarı bölge. Sarı bölge demesi gerekiyor. Üçüncüye bakalım. Bir maddenin tadının tam olarak algılanması için kokusunun da algılanması gerekir diyor. Yani tam olarak e, tat lezzetin oluşması için evet koku da olması gerekiyor. Hatta belli bir sıcaklık da istiyordu. Onun için buna doğru diyebiliriz. Dış ortamdan alınan duyular reseptör hücreleri tarafından algılansa da duyuların beyin kabuğunda oluşur. Yani esas esas reseptör hücreleri bunları algılasa da bu duyuların oluştuğu yer beyin kabuğudur diyoruz. Doğru. Tat tomurcukları dilin her bölgesine eşit şekilde dağılmıştır diyor eşit şekilde dağılmıştır diyemeyiz. Bazı tatları dilin ön kısmında daha yoğun alıyoruz. İşte bazılarını yan tarafta yoğun alıyorduk. Yani dilin her tarafında eşit bir şekilde değil. Onun için bunu yanlıştır diyoruz. Gelelim sorulara. Sorulardan insanda sesin algılanma sürecinde yapılarının görev alma sırası aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Ses Kulak kepçesi, kulak yolu oradan kulak zarına geliyor. Birinci olarak kulak zarı derim. Sonra kemiklerden oval pencereye geliyor. İkinci olarak oval pencere deriz. Oval pencereden vestibular kanal ardından timpanik kanalda ilerlerken kort organına geliyor. Buna da üçüncü deriz. Yani sıralamamız A şıkkındaki gibi 1-2-3 şeklinde olacaktır. İkinci soruya bakarsak yapılarının diyor kulaktaki yapılarından hangileri işitme hangileri de denge olaylarında e, görevlidir diye sormuş bize. E, otolit denge ile ilgili bir bölüm. Denge ile ilgili bir kısım. Timpanik işitme ile ilgili bir kısım. Yarım daire kanalları denge ile ilgili. Kohlear kanal, kohlea ya da salyangoz dediğimiz kısım işitme ile ilgili bir bölüm. Kesecik, tolumcuk e, denge ile ilgili bir bölüm. O zaman işitme ile ilgili dediğine göre 2 ve 4 işitme olacak. 2 ve 4'ün işitme olduğu yer. Ben burada D şıkkını görüyorum. Evet. Diğeri için ne olmuş oluyor? 1, 3, 5 olmuş oluyor. Hemen 3. soruya bakalım. Düşmek üzereyken dengesini sağlayan bir insanda yapılarının rol alma sırası demiş. Rol alma sırası hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi düşmek üzereyken dediğimize göre önce vücudumuzun yönünü algılayan hücreler Onların bulunduğu yer neresi? Yarım daire kanalları. Yani birinci olarak yarım daire kanalları. Sonra oradan alınan uyarı yani duyular duyu nöronlarına aktarılmış olacak. Yani ikinci olarak denge duyu sinirleri. Sonra ponsla beraber esas merkez dediğimiz beyinciye ulaşmış olacak. Yani sıralamamız 2, 3, 4, 1 şeklinde olacak. Hangi şıkta var? Bakıyorum B şıkkı diyorum. Evet dördüncü soruya baktığımızda dördüncü soruda diyor ki insan kulağında sesleri algılamak üzere özelleşmiş korti organı korti organı kohler kanalın taban zarının hareketine bağlı olarak uyarılır diyor. Aşağıdaki grafikte ses frekansına bağlı olarak şurada ses frekansını vermiş. Bağlı olarak oval pencereden itibaren 3 farklı noktada kohlear kanalın taban zarının nispi hareketinde meydana gelen değişimler gösterilmiş. Şurada da oval pencereden uzaklık var. Yani vestibular kanal timpanik kanal boyunca gitgide uzaklaşan ses dalgaları. Grafiğe göre demiş yorumlarından hangileri yapılabilir? Oval pencereden uzaklaştıkça kulağın duyma yeteneği artar demiş. Şimdi duyma yeteneğinin oval pencereden uzak olduğu nokta da var. Ortalarda olduğu bir yer de var ve oval pencereye yakın olan yerler de var. Yani gitgide yeteneği artar diye bir şey yok. Yani farklı farklı 3 noktada da duyma yeteneğinin olduğunu söylemiş. Onun için uzaklaştıkça artar kısmı yanlış bir yorumdur diyoruz. Yüksek frekanslı sesler yüksek frekanslı sesler. Bakın yukarıya doğru frekans artıyordu. Korti organın oval pencere yakın bölgelerinde algılanır. Oval pencere yakın bölgeler işte şu bölgeler. Şu 1 ve 2 numaralı bölgeler. Burada zaten frekans yükseldikçe yakın bölgelerde algılanmış. Bu doğru. Oval pencereye yakın yerde korti organı sayısı çoktur. Korti organının sayısının çokluğuna dair bir zaten bir bilgi yok. İkincisi Korti organında korti organının sayısı sabit. Reseptörlerin sayısı sabit. Çünkü frekansa göre bakın uzaklaştıkça uzaklaştıkça burada algılama var. Ortalarda algılama var. Başlarda algılama var. Yani mesele korti organın sayısı çokluğu değil. Zaten öyle bir durum yok. Dördüncü maddeye baktığımızda ise diyor ki sesler korti organının farklı bölgelerinde algılanır. Evet farklı frekanslar için farklı algılamalar diyor. Düşük frekanslarda oval pencerenin sonuna doğru. E, orta frekanslarda tam orta bölümlerde yüksek frekanslarda ise ön bölümlerde algılanıyor. Onun için buna da doğru diyebilirim. O zaman cevabımız grafiğe göre 2 ve 4 olacaktır. Evet bu sorularda grafiğe göre kısmı önemli. Beşinci soruya baktığımızda Kulağa ait aşağıdaki yapılardan hangisinin işitme olayında rolü yoktur diyor. Burada yarım daire kanalları var. Kesecik, tulumcuk, otorit taşları da diyebilirdi. Bunlar denge ile ilgili bölüm. Oysa diğerleri e, işitme ile ilgili bölümlerdir. Bir diğer soruda diyor ki duyu organlarına ait yapılarından hangilerinde benzer uyaranlar benzer uyaranları alan reseptörler bulunur demiş. Korti organı nerede? kulakta. Bu mekanik uyarılar alan reseptör bulunuyor. Yani mekanoreseptör. Sarı bölge burnumuzda kimyasal uyarılar alan kemoreseptörler bulunuyor. Sarı benek gözde. Burada ışığı algılayan fotoreseptörler bulunuyor. E, papilla dediğimiz dilimizdeki bölümün tat tomurcuklarında ise kimyasal uyarılar alan reseptörler bulunuyor. O zaman birbiriyle aynı olan 2 ve 4'te. Yani burun ve Dilde bulunan kemoreseptörler 2 ve 4 nerede var? D şıkkında diyoruz. Bir diğer soruya baktığımızda insanın iç kulağına ait aşağıdaki kesitte bazı yapılar numaralandırılmış. Sesin numaralandırılmış yapılardaki haliyle ilgili aşağıdaki düzenlemelerden hangisi yanlıştır diyor. Evet 5.ye bakıyorum hemen. 5. dediği yer korti organı. Elektrokimyasal ilet. Evet burada artık impuls oluşmuştur. Bu doğru. Dörde bakıyorum. E, duyma sinirleri yani nöronlar. E, burada da impuls şeklinde zaten elektrokimyasal ileti var. Şu vestibular kanal, e, timpanik kanal ve kohlear kanal. Bunlar sıvı. Buralarda sıvı olması gerekiyor. Sıvı demiş sıvı demiş ama vestibular kanalı elektrokimyasal ileti demiş. Buraya da sıvı demesi gerekiyordu. Onun için yanlış olan A şıkkıdır diyoruz. Bir maddenin kokusunun algılanması sürecinde, bir maddenin kokusunu algılanma sürecinde gerçekleşme sırası hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Evet, kokunun önce burundaki o mukus salgısının içinde çözünmesi gerekiyor. Şöyle baktığımızda en önce mukusu görüyorum bir. Sonra sarı bölgedeki reseptörler bunu alacak 2. Ardından koku soğancındaki duyu nöronları aktarılacak 3. En son nihai hedef Beyin kabuğundaki koku merkezi yani 4. Dolayısıyla sıralamamız nasıl olacak? 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. Şu E şıkkındaki gibi olacak. Dördüncü soruya bakıyoruz hemen. Kulağını kulak pamuğu ile temizlemeye çalışan bir kişinin kulak zarı yırtılmıştır diyor. Kulak zarı yırtılan kişi de hangileri görev yapamaz hale gelir? Şimdi kulak kepçesi dışarıda oradan sesler geliyor. Gene gelecektir. Kulak, kulak kepçesinde sorun yok. Burada sorun yok. İşitme kemikleri evet zar yırtıldığı için artık kemikler işe yaramayacak. İşe yaramayan kısmı sorduğuna göre 2'yi alabiliriz. E, kort organına artık ses iletemeyeceğine göre kort organı da işe yaramayacak. Ama kesecik, tulumcuk onlar zaten işitmeden bağımsız bölümlerdi. Dolayısıyla burada işe yaramaz hale gelenler 2 ve 3 olacak. Ekşi erik yiyen Nihat ekşi erik yiyen Nihat eriğin tadını dilinin ve ağız içinin yan taraflarında diğer bölgelere göre daha fazla hissetmiş. Yani diğer bölgelere göre daha yoğun bir hissetme var. E, dilinin ve ağzının yan taraflarında Nihat'ın yaşadığı bu durum ifadelerinden hangileriyle açıklanabilir diyor. Dilin ve ağız içinin Yan taraflarında diğer bölgelerden daha fazla sinir bulunur diyor. Şimdi burada tatlı ya da acı için dememiş, sadece bunu ekşi için söylemiş. Dolayısıyla yani daha fazla sinir bulunduğunda ekşi değil de tatlı yediğinde de buraların daha çok tat algılaması gerekiyordu. Yani bu daha fazla sinir bulunduğundan değil. Yani o bölgeleri ekşi yediğinde hissetmesinin sebebi oralarda daha fazla sinir olması diyemeyiz. Tat reseptörleri dilin ve ağzın her bölgesine eşit dağılmamış. Yani tatlıyı alan, tuzluyu alan, ekşiyi alanların dağıldığı bölgeler eşit değil. Ekşiler nerede daha çok dağılmıştı? Dilin yan tarafları ve damağın o yan taraflarıydı. Yani ekşinin dağıldığı bölümler oralar. İşte buradaki bu eşit dağılmadı kısmı bizim tam aradığımız cevap tat maddelerinin algılanabilmesi için tükürükte çözülmesi zorunlu. tamam bu doğru bir bilgi ama yan tarafta fazla hissedilmesini açıklayan bir bilgi değil. Bir maddenin tadı beyinde algılanır. Tamam bu doğru bir ifade ama bize dilin ve ağzın yan taraflarında ekşinin fazla hissedilmesini anlatmıyor. Dolayısıyla bizim dilin ve ağzın yan taraflarında o ekşinin hissedilmesini anlatan olay her tadı algılayan reseptörlerin farklı farklı miktarlarda dağılmasından kaynaklanıyor. Cevabımız yalnız 2 olacaktır.